Abi birinci torba yasası ile birlikte memur maaşının 22.000 TL olması bekleniyor. Bu durumda yarın tekrar ikinci torba yasası ile birlikte emekli maaşın belirlenmesi bekleniyor. Yarın açıklanacak. Yani 5 Temmuz çarşamba günü. Bu durumda emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Düşünceniz nedir bu durumda? Şimdi emekliye bir şey demedim. Memur maaşı ne yapsanız da az gelir. Çünkü kiralar yüksek. Her şey atış pahası. Bir şey el atamıyorsun, bir şey yemiyorsun, bir şey içemiyorsun, bir şey yemiyorsun. Yani oturuyorsun bir kafeteryada bir kahve, bir çay içiyorsun. Bakıyorsun 100 TL hesap geldi. Bırak yani bir çay kahveden bahsediyorum. Yani zor. Allah yardım etsin. Maaş yetmiyor bir şekilde. 30 da olsa ancak yeridir yani. Tabi bu arada iş insanları da zorlanır ama yapacak bir şey yok. Yani bir işi şu anda bir şey yapamıyor. Maaşla çalışan bir insan bir yere varamıyor yani. Mümkün değil. Daire alamaz. Ev sahibi olamaz. Ancak kirada kalır. Kirada olanlar Allah yardım etsin. Allah yardımcılar olsun. Zor yani. Sen kirada mısın? Yok ben kiracı değilim Allah aşkına. Evim var ama kiracı olan da kardeşlerimizdir. Allah onlara yardım etsin. Zor gerçekten. Yani şimdi enflasyonla çok mücadele ediyoruz ama zor. Allah yardım etsin hepimize. Ev sahibisin değil mi abi? Ev sahibim ya. Kiracıların var mı? Kiracılarım yok. Kendi evim var. Oturuyorum Allah'a şükürler olsun. Kiracım olsa bile yani bina sahipleri, ev sahipleri de biraz insaflı olsunlar. Neticede kardeşiz. Bir ülkede beraber yaşıyoruz. Aynı bayrağın altındayız, aynı sancı altındayız ama birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Yani fırsatçılara mail vermesinler. Enflasyona oranla yani gerçek enflasyona oranla belirlenmeli. Kira artışlarını falan görüyorsunuz. Her şeye zaten 2 katı, 3 katı her şeye zam geliyor. Ki asgari ücrete gelen zam oranında şu an her şeye zam geldi zaten. Daha bizim cebimize girmeden, bizim cebimizden gitti. Emekli maaşı yani memur maaşına oranla şu anla oranla bence 15 bin lira falan en az olması lazım. Evet evet. 20 bin lira olmalı. Emekli maaşı. Emekli maaşı evet. Neye göre? Enflasyon o da yetmez ama şu andaki ülke şartları, kasadaki para yetersiz. Ülkenin durumu da yani şu anda yetersiz. 20 bin lira şu an ilk etapta iyi gider. Emekli maaşı 15 bin lira olması lazım en de şu. 15 bin TL. Neye göre peki? Her şeye göre. Neye göre olacak ki kardeşim? Her şey zamlı. 15 bin TL. Ev kiralarını düşürsünler. Yeter 15 TL harcadıktan sonra yeter. Ama ev kiraları çok pahalı. Ev kiralarını düşünmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın. %25'e geçemiyor ev sahipleri. Geçiyor tabii. Geçmez olur mu? Nereye geçmiyor? Benim kızım 6,5 milyar kira veriyor. 2 milyardan 6,5'a çıktı. Ev sahiplerde insaf denen bir şey kalmamış. Hangi mevcutta aldığın emekli maaşı yetiyor mu? Yeterli mi? Yeterli. Güzel yersen yeterli ama böyle şey yersen yetmez. Nasıl yani? Yani savurursan böyle. Her tarafa sen savurursan yetmez. İdare edersen yeter. Her şey yeter. İdare. İdare. Her şey idare. Şimdi şey yiyeceksin, döner yiyeceksin, kuşbaşı yesen ne olur? Olur. Niye? Canın çekmiyor mu abi? Ya çekiyor da o da olur mesela böyle ayda bir kere, senede. Üç kere. Sen şimdi diyorsun ki çim maaş alıyorsun değil mi? Evet. Sen şimdi çim maaş alıyorsun, geçinebiliyorsun emekli maaşını. Ama tek maaş alan var emekli. Onlar nasıl geçinecek? İşte nasıl gelir? Onu ben... Onun canı İskender veya döner çekmez mi? Reklamını yapmak gibi olmaz. Çeker, çeker. Benim çektiysem ben arayayım ama onu da alabileyim. Onu da düşüneyim yani ama elimizden bir şey gelmez. Onlar ne derse o olur. Onlar ne derse o olur. Onlar ne derse o olur. Yarın açıklanacak. İnşallah, inşallah. Hadi. Peki memur maaşı ne kadar olmalı? Onunki de yani o derecelerde olması lazım yukarı. Niye yukarıda değiller onu? Neydi? O zaman dayıcım asgari ücretin bugün 11 bin küsur attı biliyorsun. Evet. Kiralar aldı başına gitti. Abi kira... Ne kadar olmalı o zaman? Öyle düşünün. Kiraları biz yapıyoruz. Kimse yapmıyor. Gideyim eve sorayım hadi 8 milyon. Tamam abi ben burayı tuttum. Yok 7 milyona vereceksin demeyelim. Tamam ben burayı tuttum. Mecbur adam da diyor ki oh verirler diye. Ben de alayım. Şu an ben kiracıyım. Eşim 15 bin lira maaş alıyor ve benim kiramı 12 bin liraya çıkarıyorlar. Ben 3 bin lirayla 3 çocukla ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Bir de bebeğim var. Yani şu an ben çelik takı satmaya çalışıyorum ki evime bir tane ekmek götürebileyim. Ya Ortadağ'dan buraya geldim ki bir şeyler satayım evime bir tane ekmek götüreyim. Ya o durumdayız.
Bilmiyorum ya. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Çok sağ ol. Sıkıntı çok. Bir dokun bina işi şimdi oturacağım. Üngür üngür ağlayacağım. Sizi yormayayım en iyisi. Çünkü hey, çok sıkıntıdayım yani. Öyle böyle değil. İnşallah. İnşallah sesiniz duyulur da Allah yardımcımız olur. Ne diyeyim yani. Emekli maaşı ne kadar olmalı? En az 20 bin lira olmalı. Neye göre? Enflasyona göre. Ekonomiye göre. Neye göre olmalı? Simit sıralarına gidiyoruz. Bir simit içinde peynir, domates 90 lira. Düşünün artık yani. Bu insanlar nasıl yaşayacak? Evi olanlar, olmayanlar. Biraz lüks mü yaşıyoruz? Bazıları öyle diyor. Bilmem. Hiç lüks yaşamıyoruz bence. Bence yaşamıyoruz. Asgari ücret yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Benim evimin kirası şu an 15 bin lira. Çalışıyorum. Asgari ücret ne kadar şu an? 11 bin. Sonuç? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Şu anda emekliye verecek minimum tutar 12 bin, 13 binden başlaması lazım. Niye dersen bu adamın torunu çocuğu var. Asgari ücretten yani, bir tık üstü mü olmuş? Tabii şu an hani asgari ücreti zaten saymıyorum. Asgari ücret değil abi o. Yani yokluk sınırına bakarsan 30 bin liraya dayanmış. Bu adam ben Adana'da oturuyorum, İstanbul'da kiraya bakıyorum. 8 bin lira, 10 bin lira kira diyor adam. Zaten Adana'da da hani çok bir fark yok abi diyelim. Hani buraya göre daha iyi yani 5 bin, 6 bin de bulursun. Ama burada hani çok kötü evlere bile 8 bin, 10 bin lira fiyat çıkıyor. Ben biraz kontrol ettim. Evet. Hani adam zaten 11 bin lira alıyor. Aynen. Şimdi adam 10 milyar maaş alıyor. Bunun 8'ini buraya verdi. 2 milyar elektrik su. Bu adam ne yiyor, ne içiyor? Hani çocuğu olsa bu adamın, okula gitse çocuğu, geçinemez abi. Pek net bilmiyorum da ama 15 milyon olmasını isterim ben. 15 bin TL? Evet. 15 bin TL olunca... Yetmez ama yine de 3-4 fazla da hükümete, devlete yüklenmeyelim. Devlete yüklenmeyelim fazla. Nasıl olacak peki abi? Zaten hükümet, devlet belirlemiyor. Vallahi biraz da insanlarımız idare etmeyi bilecek. Ben sana önce şunu söyleyeyim. Madem ki siz söylediniz, ben de söyleyeyim cevabını. Paradan puldan önce Allah önce memleketimize huzur versin. Huzur. Bak bizim ülkemiz Türkiye yine diğer ülkelere bakanda çok iyi. Bak diğer ülkelerin çoğu krizde, perişan halde. Şu an abi. Bak ben söyleyeyim, ben emekliye de geleceğim şimdi. Bizim hükümetimiz. Yani bu isim ayırt etmeye gerek yok. Şimdiye kadar gelen hükümetlerin hepsi boşuydu. Ama şimdiki hükümetimizden Allah razı olsun. Şimdiki hükümetimiz yine iyi. Ayakta tutuyor milleti. Diğer ülkelerde kriz var ama burada kriz yok. Bugün Almanya'dan, Avrupa'dan gelen insanları bir tutun, görüştürün, konuşturmayın. Neler söylüyorlar? Adamların canı yanmış. Adamlar marketlere giriyor. Marketler bomboş. Alacağını alamıyor. Para olsa ne olacak? Ama bizim ülkemizde marketlerimiz dolu. Her kıyafetlerimiz dolu. Ülkemiz, şu andaki ülkemiz çok iyi. Elhamdülillah iyi yani.